Çadırdan çıkarken yakalanan Samet ve Sedat'layız. Yorumlarınızı alabilir miyiz? Geceniz nasıl geçti? Beni böyle harladıysa beni nasıl harladı? Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta sonu ve güzel bir kamp günündeyiz. Bugün neredeyiz? Kandıra'ya bağlı Namazgah Barajı'ndayız. Şu an siz henüz görmediniz ama ben güzel bir öyle süper bir manzaraya karşı yürüyorum. Barajın üzerindeyim. Kamerayı şöyle sizin için çeviriyorum. Şeyi çok severim. İşte kavun, karpuz, güzel beyaz peynir, taze ekmek ve sarımsak. Üzüm. Nasıl yani? Mesela onu çiğ yemeği hani mesela. Birlikte mi yiyorsun bunları? Evet. Sarımsakla? Evet. O nasıl bir şeymiş ya? Bak bir gün tavsiye ederim. Böyle hatta böyle ortamlarda çok daha lezzetli olur mesela. Hani acıktığın zaman hani çıkartıp. Bir de sarımsak çok acı değilse tabii ki daha lezzetli. Bazen çok zehir gibi oluyor tabii ki, o zaman yenmiyor tabii ki de. Mesela o üzüm, kavun, karpuz, enteresan beyaz peynir ve sarımsak birleşimi efsane bir lezzet yani. Enteresan fikirmiş. Bugünkü konuğumuz Sedat Dilmen. Her kampın konuğumuz biz ya. Sedat Dilmen mi? Tabii ki. Şu an... Acemiye bak, bize konuk yaptı ya. Eldiven ne etiyor burada? Adam Nusret varsa... Set et. Eti güzel ama gerçekten ya. Tuğçe'yim birazdan bir hareketli bir şeyler çal da üşüdük arasını. Görüyorsun, Hafize ana gibi çalışıyorum ya. Durmak yok. Evet, Buğra'nın tezgahındayız şu an. Şimdi sarımsağı da doğradıktan sonra bir paket tortellini yapacağım. Oba! Ondan sonra
Güzel bir sos buldum kendi kendime. Keşfettim. Şey mi? Fesleğenlidir ama. Fesleğenli baharatım var. Bir tek krema almak istemedim. O da çok ortalığı... Ya ben şey alıyorum bak. Krema istemedim. Cam kavanoz. Kapisan var ya. Onunki gibi ambalajda satılıyor Migros'ta. Fesleğen. Tamam. Fesko sos. Tamam. Gerçekten güzel oluyor. Ben de çok severim tortellini. Evde onunla yapıyorum. Şahane oluyor. Ben de zaten bir fesleğenli yapıyorum. Bir kremalı mantarlı yapıyorum. Şu an zaten mantar da getirdim. Mantarlı yapacağım. Eti ekmek arasını tutuyor. Enlemesine çekilmiş et. Çift elle şey. Sedat öyle ya. Seviyor. Çıtır çıtır. Babacın arasını çek çek. Cappuccino. Evet arkadaşlar, gün yavaş yavaş batmaya başladı. Çadırlarımızı kurduk. Yemeğimizi pişirdik, bitirdik. Şu an en son Samet kaldı arkamda. O da bitirdikten sonra ateşimizi harlayacağız. Gelin bakalım Buğra ne yapıyor? O İtalyan mutfağından değişik yemekler yapıyor. Saatlik oluyor. Benim bildiğim. Saatlik oluyor da saati bölüyor ya mesela. Hani öyle bir şey yapıyorlar. Ama rakam pahalıydı, öyle söyleyeyim. Evet Buğra, bugün ne yapıyorsun? Her bugün, kampta farklı şeyler. Bugün biraz kendi uydurma stilim olarak mantar sote. Şeyle paylaş, vejetaryanlığa giden yolu da paylaş. Ve tortellini yapıyorum. Ben de evde bulduğum bir sostu zaten bu. Şu an onu yapıyorum. Yavaş yavaş eti çıkarıyoruz hayatımızdan. Şimdi çekecek onları ya. Bu kaba duran şey, mantar. Gerçi evet. Mantar zaten hemen minnacık oluyor ya. Aynen. Mantar erimeye müsait şey ama çok lezzetli bir şey. Mantarı severim. Abi şey çok güzel ya. Onu sordu da. Evet o da çok keyifli. Orman canı çekenler gelsin. Etlerimiz pişiyor. Küf mantarı yani. Küf mantarı değil de. Küf mantarı da çok güzel. Kuzu. Kısık ateşte. Tadını kaybetmeden. Aynen. Suyu içinde tutuyoruz. O şekilde servis edeceğiz. Şu an su içinde hapsoluyor. Kesinlikle bir damla sakmaz ızgaranın üzerine. Bir daha şey yapmadık, gerçekten çok lezzetli. Yani... Balık atladı. Evet arkadaşlar, saat 1:20 geçiyor şu an. Buğra arkadaşımız ateşi harladı. Bu sefer cümleyi düzgün kuralım. Ben sana bir tavsiye vereyim. Sürekli Sedat arkadaşımız, Buğra arkadaşımız falan iyice olay ilkokula bağlıyor. Aynen, sen niye ne diyelim? Videolarda hiç hoşlanmıyorum öyle söylemenden. Niye böyle resmiyete geçiyorsun ya? Bence resmi de olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi ateşi harladık. İşte biraz daha... geçen videoda bir adansından... Geçen videoda öyle dedik. Adam demediğini bırakmadı arkamızdan. Kim dedi onu? Abba. Ne dedi? Ne dedi? İşte ateş harladık dedim. Tamam. Siz öyle demeyin. İki tane amele tuttuk aşağıdan da. Ateş harlıyorlar. Ateşi harlıyoruz şu an. Yani biz tüm varlığımızla size desteğiz. Birazdan ateşin üstüne arabaları çekip yakacağız. Tecrübe ediniyoruz. Aşağıdan iki amele. Ağzına sağlık. Doğru söyledin. Aynen de öyle yaptım ben. Ama öyle. Biz çekirdek çıtlıyoruz. Bunlar abi de bir şey atıyorlar şeyin üzerine, ateşin üstüne. Ulan gidiyoruz aşağıya şeyin oraya. Çalı çırpı toplayıp getiriyoruz yakmaya. Bunlar hala çekirdek çıtlıyorlar. Böyle iyi, böyle güzel deyip duruyorlar. Adamlar ağır çekirdek çıtıyor, ben bilmiyordum ya. Adamlardan biri. İstanbul'u işte
Almanya mesela 80 küsür milyon insan yaşıyor Almanya'da, aynı bizim gibi. En kalabalık şehri 3,5 milyon. Adam öyle bir planlamış ki yani her tarafta. Evet, şu an saat gecenin ikisi. Çok fazla çiğ yağdı. Yerlerde görebiliyorsunuz. Kar yağmış gibi her yer bembeyaz. Çadırlara doğru gidelim şöyle. Çadırlar sırılsıklam. Neredeyse buz tutmuş gibi. Yine 3 tane çadır kurduk. Gördüğünüz gibi şu an aşırı derece nemli. Kamerada belli oluyor sanırım. Aynı şekilde 3. çadırda aşırı derece nemli şu an. Çok belli olmayacak ama şöyle yukarı baktığımda çok güzel bir dolunayımız var. Her yeri aydınlatıyor. Evet. Saatler 4'ü geçmekte. Şu an baraj kenarında. Ateşi iyice harladık ki bir an önce yansın. Söndüğü zaman biz de yavaş yavaş uykumuza geçelim. 1-2 saat uyusak sabah kahvaltı için bize yeter. Teşekkür ediyoruz. Ve biz uykuya gideriz. Sabah görüşürüz arkadaşlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Saat 7.45. 3 saatlik bir uykudan sonra güzel bir göl manzarası, daha doğrusu baraj manzarası karşıladı bizi. Çadırdan çıkarken yakalanan Samet ve Sedat'layız. Yorumlarınızı alabilir miyiz? Geceniz nasıl geçti? Beyler, adam yoğun, çok horladı ya. Ya. Öyle bir horluyor ki ses yankıyor. Tarrr, tarmalı gibi. Vallahi yani. Biz yan çadırdan duyduk. Ben etkilenmem mesela normal horlayan insandan. Ben çok rahatsız oldum ya. Bir saat vallahi yatamadım. Vallahi ben de ilk dalamadım yani. Uzun bir süre sonra bayılmışım herhalde. Hani artık vücut bitmiş. Yorgunluktan. Ama aynı yorgunluktan öyle dalmışım yani. Siz de aşağı doğru kayma oldu mu? Yok, güzel de orası. Kaymadı, yanlış kaymadı. Ben sabah kaydım aşağı doğru. Yani ama yukarı aldım kendimi, devam et uyumuyor. Yan yatınca kaymıyorsun da düz yatınca kayıyorsun. Aynen. Ama cidden sen... Evet, sabah kahvaltısı hazırlıkları başladı. Günaydın arkadaşlar, kulübümüze hoş geldiniz. Arkon Gençlik şimdi namazgah bölgesinde. Namaz kılmaya mı geldi? Evet, patlattı oradan espriyi. Görevini iştirak ediyor. Bu Tuncay var, espri de ben yapayım. Arkadaşlar, espri anlamında çok iyi olmasa da gönüller bir. Herkes birbirini idare etmekle sorumlu. Saat şu an sabahın 9'u mu? 9. 9'u. Saat gibi adamız arkadaşlar. Saate bakmam, saati söylerim. Şu an sabah kahvaltımızı hazırlıyoruz. Sen söyle.
antiseptik falan. Tek çeşit sabah kahvaltısı, tek çeşit menümüz var. Sucuklu yumurta. Her zaman kullanıyor. Ve ekmek. Mis, daha ne olsun. Aynen, buna da şükür. Böyle güzel manzarada. Aynen. Çok az at. Sen de ötsenize birazcık. Çeşniliğe ve banmayı çok seviyorum. Ver ya, bol zeytinyağlı olsun. Ne?